Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, siz aranızda kimi pehlivan sayarsınız diye sordu. Allah hepsinden razı olsun. Peygamber dostlarından biri de hiçbir erkeğin yenmeyi başaramadığı kimseyi diye karşılık verdi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek pehlivan, asıl yiğit, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir, dedi. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ya ne diyeceğim? Bizim kabadayı Hasan'a baktım Muzaffer abi. Burada mı? Yo, daha düşmedi buraya. Ama meraklanma, birazdan damlar. Ne edeceksin Hasan'ı? He? Hiç. Gelirken karısının eve erkek aldığını gördüm de. Gizlice eve aldı adamı. Diyorum. Yanlış görmüşsün kardeşim. Hangi aklı bozuk cesaret edip girer Hasan'ın hanesine? He? Vallahi billahi gördüm. İki gözümle. Gördüm de Hasan'a gördüğümü desem mi uygun düşer, demesem mi uygun düşer onu bilemedim. Nereden baksan sonuçta arkadaşımız. Vallahi bana sorarsan aman haberi olmasın. Bela sana da sarar, ayıklayamazsın sonra. Demedi deme. Kabadayı alsam bu. Ne yapacağı belli olmaz. Afiyet olsun. Zahmet etme seni kızım. Bir parça ekmek verseydin yeterdi. Dışarıda bir köşede yerdim. Ne zahmeti amca? Tencere kaynıyor nasılsa. Ha bir tabak fazla ha bir eksik. Buralı mısın? Aşağı mahalleden. Dere kıyısında oturuyorum. Kime kimsem yok. Elde ayaktan düşünce de dilenmeye başladım. Arıyorum emme, ne yapayım? Evli misin kızım? Evet amca. Daha bir ay oldu evleneli. Yalnız çıkaramadım ben seni. Zaman su gibi akıp geçiyor. Dün bebek olan bir bakıyorsun kocaman kadın oluvermiş. Beyin kimdir? Kimlerdendir? Ne derler beyine? Hasan. Hasan? Hangi Hasan? Kendini kabadayı Hasan derler. Ne? Kabadayı Hasan mı? Sağ ol kızım, ellerine sağlık. Ben gideyim hemen. Amca! Dur amca, daha yemeğini bitirmedin. Kim cesaret edebilir ki kabadayının evine girmeye? Ne bileyim canım. Hem ne biliyorsun? Belki kadının kardeşidir. Veya kadının babası. Ne bileyim, bir şeydir işte. Yok artık. O kadar salak mıyız? Kabadayı Hasan'ın kayınpederi kim? Kardeş kim biliriz herhalde. Bu kadar kesin konuşmamak lazım. Belki senin tanımadığın bir akrabası da olabilir. Yani biz yalan mı söylüyoruz? Estağfurullah. Yalan değil de. Ya ne bileyim. Yalan değil de ne o zaman, he? Nasılsın Hasan abi? Eyvallah koçum. Bal gibi erkek aldı işte içeri. Gözümle gördüm. Yeni gelin. Belki Hasan da yapamamıştır yapacağı şeyi. Daha fazla konuşturmayın beni. Kadın kısmı şeytana çabuk uyar. Konuşturmayın daha fazla beni. Allah Allah.
Fotoğrafını da mı getirseydim? Yaptılar yapacaklarını işte. Yalan mı söylüyorum size? Hasan abi. Kim girmiş lan bizim eve? Yok vallahi. Giren çıkan yok. Ulan demin çalımla söyledin ya. Her gele. Madem giren çıkan yok. Hakkımızda asılsız söylenti mi yiyorsun? Eğer öyleyse. Saat getir oğlum. Senin gibi ciğerse mermi de ziyan etmem. Tokatlaya tokatlaya öldürürüm seni. Aman ver Hasan abi. Dedim vallahi yalan değil. Demek doğru. Ne vakit oldu lan bu dedin? Az önce abi. Ben buraya gelirken gördüm. Ulan yalansa. Hasan abi bu yalan kaldırır bir mevzu mudur? Bunun yalanı mı olur? Ecelim mevzu sanırım ben. Nasılsın abi? Merhaba Hasan abi. Adam tam bir deli ya. Ne oluyor ya? Kadını sürükleye sürükleye götürüyor. Yazık kadına ya. Kim götürüyor? Ne oluyor ya? Ağzı burnu kan içinde. Allah Allah. Kimi götürüyor? Nereye götürüyor? Ne diyor bu ya? Kim olacak? Bizim deli. Kabadayı Hasan. Tutmuş kadını saçlarından sürükleye sürükleye baba evine götürüyor. Deli işte. Selim efendi. Tutamadın çeneni, yediğin naneye bak. Yaktın kadının başını. Ayıkla şimdi pirincin taşını. Ya bu kadar yüklenmeyin arkadaş. Nasıl yüklenmeyin? Bütün kabahat benim mi? Eve erkeği ben mi aldım ha? Hırsızın hiç mi suçu yok? Görüp de söylememek delikanlığa sarma. Ne gördün sen? Hasan'ın karısının eve erkek aldığını gördüm. Allah Allah. Ne vakit oldu bu dediğin? Yarım saat önce. Yapma be oğlum. Bilip bilmeden konuşma. Senin dediğin o adam benim. Benim ya. Bak şunu yaptı. Çok yazık. Çok yazık oldu kadına ya. Kapıyı çalıp azıcık ekmek istedim. Mübarek kadın sofrayı kurup karnımı doyurdu. Sağ olsun. Bu mudur suçu günahı? Bilseydim delinin evi olduğunu acımda ölür yine girmezdim. Hadi ya. Çocuğun başına gelene bak şimdi. Revay hak mıdır? Ne demiş ey evladım? Gördüğünü ört. Görmediğini söyleme.
hem gıybet en büyük günahlardandır. Bak gördün mü lan? Bu garip de değilmiş o. Boşuna günahını aldın kadını. Gıybet ettin. Günaha girdin. Gördün mü? Yuva yıktın be. Tüh, Allah cezanı versin senin ya. Benim niyetim... Tamam, halt ettik. Madem ettik, gidip telafi edeceğiz. Ne pahasına olursa olsun. Ya, hadi ya, git işine. Edeceğiz. Bırak beni. Ben kendim giderim. Bırak beni. Ben götüreceğim seni. Görsünler kızın ne mal olduğunu. Bırak beni. Ben kendim giderim. Hasan! İtin köpeğini ağzına sakız ettin beni. Daha ne yapacaksın? Dur evladım, bu öfken niye? Öfke erken pişmanlık biter derler. Hem sana hem karına yazık olur sonra. Öfkene hakim ol evladım, hata yaparsın. Hasan evladım, pişman olursun sonra. Bir anlat bakalım, derdin nedir? Sen karışma Hacı amca. Vaaz dinleyecek halim yok. Çekil önümden! Hata yapıyorsun. Öfkene hakim ol. Allah ıslah etsin seni. Yürü! Bırak beni! Yürü! Babacığım kurtar beni! Anne! Geldik! Kurtarsınlar seni! Anne! Kurtarsınlar bakalım! Babacığım kurtar beni! Hasan! Ne oluyor? Bırak kızı diyorum sana! Bırak! Öldürürüm seni! Vedat! Bey dur, ne olur sakin ol! Bırak kızımı. Sakin ol bey. Elini kanadın ama bey. Nasılsa bırakır. Bir anlayalım, dinleyelim. Ne oldu, nedir? Bırak kızımı yoksa çekerim tetiği. Ben bir şey bırakacaksam, şu bu dedi diye top tüfek çekildi, yaygara yapıldı diye bırakmam. Kendim bırakmak istersen bırakırım. Bıraktığımı da bir daha geri al. Şimdi ben bu kızını kendi isteğimle bırakıyorum. Ne oldu? Yavrum. Niye böyle oldu? Derdin ne senin? Kızına sor. Hasan. Beni dinlemezsen, sonra pişman olsan da ölürüm de dönmem sana Hasan. Ant olsun dönmem Hasan. Dinleyecek bir şey yok. Benden de ant olsun ki sana onca hukukum olmasaydı ben bu işi bu kadarla bırakmazdım. Hasan abi. Abi sana bir şey söylemem lazım. Çekil hele. Ne söyleyecekmişsin? Abi nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Abi ben yanılmışım abi. Ne demek yanılmışım lan? Abi yengenin içeri aldığı kişi bir garip dilenciymiş abi. Az önce geldik abi. Yenge ekmek vermek için almış içeri. Ben de öyle görünce. Abi çok özür dilerim. Ulan şerefsiz! Madem dilenciymiş, anlayıp dinlemeden ne diye ortalığı dedikoduya boğdun? Söyle ulan! Söyle! Niye? Bilmiyordum abi. Demin kahvede dilenci kendi söyledi abi. Eve giren bendim dedi. Ben de sana engel olmak için koştum ama... Ulan senin ne zorun vardı da evin kapısını kollayıp giren çıkanı gözlüyordun? Yok abi. Ne kollaması, ne gözlemesi. Abi öyle geçerken. Ailemde gözün mü vardı lan senin? Ha? Yok vallahi abi. Gözüm varsa gözüm çıksın abi, estağfurullah. Vardı. Yoksa alemin evine girip çıkanı ne diye takip eder adam? Ay sessiz! Abi gözünü seveyim. Abi kendine gel. Öyle şey mi olur? Bir hatadır, oldu abi. Çok pişmanım.
al yapma. Yapma Hasan abi. Çok pişmanım. Uyuma şeytan abi. Abi yakma kendini de yakma beni de yakma abi. Ben mi yakmayayım? Abi Hasan sen abi. Sen kibriti çaktın zaten oğlum. Abi Hasan abi. Aha benzini de benden abi, olsun. Abi yapma gözünü seveyim abi. Selamünaleyküm ağa da. Nasılsınız? Aleykümselam. Muhabbet ediyorum. Havayı güzel buldum. Böyle dolaşalım diye çıktım. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Bak böyle güzel havada çıkmasın. Hava güzel olunca olmaz. İnsanın dolaşası geliyor. Eyvallah. Çok güzel hava. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz, eyvallah. Görüşürüz. Siz tanıyor musunuz bunu? Ne yaptığı belli değil bunun. Hırsız ha. Dikkat edin. Çalar bir şeylerinizi. Dikkatli olmak lazım. Biliyorum ki. Sen bir ceplerine bak cüzdan. Bakayım. Cüzdan. Cüzdan yok. Cüzdan yok. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan sen? Versen cüzdanı. Arkadaşlar durun. Cüzdanı verdim sana. Yapmayın arkadaşlar. Hayır. Baş efendi. Kurbanlıyım etme. Geç içeri. Benim zerre kadar günahım yok. Bak o cüzdan buraya nasıl girdi haberim yok. Tabii tabii. Kesin şeytan işi biliyor musun? Benimle alakası yok. Kesin şeytan işi. Yürü lan yürü. Ya başefendi vallahi suçum yok diyorum ya. Almadım cüzdanı ya kesin şeytan işi. Allah Allah ya. Yavrum, neyin var senin? Ne oldu? Kuzum ne oldu sana? Ne oldu, neyin var senin? Yok bir şey anne. Kızım, sen iyi değilsin kızım. Var bir şeyin senin. Olanlar aklıma geldikçe midem bulanıyor. Ondan herhalde. Bir şey diyemedin kızım. Karnın aç. Belki de ondandır ha? Yok be anne. Canım hiçbir şey istemiyor. Yalnız şey, yani olacak şey değil. Canım bir turşu istiyor ki sorma. Vay başımıza gelenler. Kızım sen hamilesin. Ne? Kızım. Kızım dur. Yavrum. Yapma yavrum yapma. Yapma bir tane. Kalk. Bırak beni anne. Yapma yavrum. Yapma evladım. Beni katili çocuğun doğurmaktansın. Ölürüm daha iyi. Yapma. Vay başımıza gelenler. Vay. Ne talihsiz başım varmış. Anne kurtar beni bu beladan. Anne, anne ne olur kurtar. Tamam. Anne ya. Ben bu çocuğu doğurmak istemiyorum. Sakin ol yavrum, üzme kendini. Sakin ol yavrum, sakin ol. Üzme, ne olursun kendini. Şimdi seni götüreceğim koğuş son koğuşun. Başka da koğuş kalmadı zaten. Bir suç daha işlersen kalan cezanı bu ücrete çekeceksin. Haberin olsun. Kapıyı aç. Yeni koğuşum burası. Allah kurtarsın.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lan garip! Buyur ağam. Sen bu Yusuf Hoşafına çay mı diyorsun lan? İç! Hemen yenisini doldurayım ağam. Bırak ulan, istemez. Canını alacağım şimdi senin. Yollar aslanım. Bu mekanda yol önceliği her daim ağır vasıtam. Burası kontrol noktası birader. Sağa çekeceksin. Ehliyet ruhsat göstereceksin. Bir bakacağız bakalım. Eksiğin, gediğin, arabada kaçak, göçek var mı? Var diyelim. Ne olur? Duruma bağlı. Arabayı bağlamaya kadar gider iş. Bizim yükümüz ağır kardeş. Kontrolden çevirmeden muafız biz. Merakına mucip olduysa üç leş taşıyoruz. Kaçağı, göçeği de yok. Her şey aleni. Ha sen diyorsan ki üç leş bu işi kurtarmaz. Ben yine yola taş koyarım. Seni de ekleyip leşlere yükü tamamlarız. Bizim için üçmüş, dörtmüş fark etmez. Ha sen cenaze arabasısın yani. Kusura bakma birader. Bizde ne cenaze arabasına, ne at arabasına, ne de taş arabasına muafiyet yok. Bizden yalnız ambulansa vize çıkar. O da bir tanesine. Öyle mi? Hangisiymiş o bir tanesi? Seni hastaneye götürecek olan ambulans. Vay tatlı su kurnazı vay. Ağzın laf yapıyor ha? Bakalım bileğinde çenen kadar işliyor mu? Madem öyle, biz de çeker gideriz buradan. O kadar dayak yedim. Veren de, alan da, yaşatan da Allah. Demek ki bu bebek kaderimizde varmış. İnşallah hamilelik meselesini kimseye söylememişsinizdir. Yok söylemedik. Yok yok söylemedik bey. İyi. O zaman hazırlıklara başlayalım. Hemen buraları terk edeceğiz. Sağ ol baba. Yalnız bana söz ver. O karnındaki piç... Tövbe tövbe. Doğacak çocuğun ne suçu var? Yani demem o ki... Çocuk dünyaya gelince... Babasından hiç söz etmeyeceksin. O hergele eninde sonunda hapisten çıkacak. Allah korusun baba. Hiç söyler miyim? Babasını öldü bilsin daha iyi. Bence de. Herkes öldü bilecek. Bence acele edelim. Kaybedecek vaktimiz yok. İyi de nereye gideceğiz? İstanbul'a gideceğiz. Ama kimseye söylemek yok. Yok artık, bu kadarı da fazla. Kardeşime de mi söylemeyeceğim? Ben keyfimden mi kimseye söylemeyin diyorum hanım. Oyt hapisten çıkınca bizi bulsun istiyorsan var git her yere dağıt. Babam haklı anne. Nereye gittiğimizi de benim hamile olduğumu da kimse bilmemeli.
ben bakarım anne Ahmet'tir. Anne. Annesinin kızısı. Anne karnım çok acıktı. Bak şimdi bak şimdi şunu yaptığına. Oğlum, paşam, kuzum benim. Hoş geldin. Gel bakalım, acıktın mı sen? Açalım. Evet. Bak ne güzel yemekler yaptım sana. Hı-hı. Bak anne, senin için sırf bunlar. Çok güzel yemekler yapmış. Yavrum benim. Gel, gel bakalım. Bana da bir öpücük, bana da bir öpücük önce. Oy. Akınlı kuzum, gel hadi bakalım, hadi. Daha. Dur yavaş, üstüne dökmeden. Yiyecek benim yavrum. Aferin. Yiyecek yemeklerini büyüyecek. Yemezsen büyüyemezsin. Hadi bakalım. Ham. Aferin. Ah, dedem geldi. Yavaş dur, düşeceksin. Yavaş yavaş. Hoş geldin dede. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Oğlum ah. Nasıl taşıdı onları öyle? Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Çikolatam. Dede bana çikolata almadın mı? Of. Arsızlık etme oğlum. Her gün her gün çikolata mı olurmuş? Bak deden yorgun, üzme adamı. Baba sen de yüz verme şuna, iyice şımardı. Ne şımarması be kızım? Çocuk o da. Of dede, of. Hadi hadi yemeğe. Hadi gel yemeğimizi bitirelim. Hadi gel böyle bir tane. Bey sen de acıkmışsındır, gel. Yemek hazır. Hadi gel bakalım, otur. Aferin sana. İç bakalım çorbanı. Gel. Afiyet olsun sana. Al bakalım, buyur. Bu işle ilgili müdüre çıkacaktın, ne oldu? Çıktım abi. Çıktım da Nuh diyor, peygamber demiyor. Bu ırz düşmanını buradan nakledemezmiş. Zaten bir iki gün sonra hücreye koyduracakmış. Adama elleşmeyin diyor. Elleşmeyin? O milletin kızına karısına göz diksin, namus hırsızlığı yapsın. Biz ona elleşmeyelim. Onu Hasan hayatta yaşatmaz demedin mi? Seni niye edeceğim abi? Kendim ben yaşatmam onu dedim. Üç beşim var. Bir daha ilave et ona müdür bey dedim. Demem ne? Celallendi seninki. Sanırsın sabı sübyana ben sulanmışım da karşısına dikilmişim. Afra tafra ettim. Kapı dışarı ettirdi beni yaka paça. Öfkeni kınına sok Hasan abi. Vallahi bir leşin daha olursa bilmiş ol, prostatlı günlerini bile burada yaşarsın. Bana bırak. Benimki zaten müebbet. İbmazide kalmış. Dağıta ne edecekler? Varsın göndermesin. Buluruz nasıl sayanla sokulmanın bir yolunu. Bitir şunu da yavrum. Çay da mı yaptın kızım? Sağ ol kızım. Evet babacığım. Ah eline sağ sağlık. Afiyet olsun. Al son. Al bakalım. Aferin. Anneciğim oğlum. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Ben de oturayım. Nereye? Çikolatalar cepte mi dede? Bulacağım. Oğlum rahat bıraksana dedeni. Karışma çocuğa. Üf be, ceplerde de yok. Var ama sen bulamadın. Bak, işte burada. Ya dede ver ya. Ya dede. Veririm ama bedavadan olmaz öyle. Ya dede benim param yok ki.
Vallahi Vedat, çocuktan betersin. Çocuğa bir çikolata vereceksin. Ağzından burnundan getirdi. Aşk olsun. Ama o da bir şu yanağımdan, bir bu yanağımdan öpsün. Bedava olmaz. Al sağ ol dede. Çikolatasını da kapmış yavrum. Ya dede. Söyle. Benim babam nasıl biriydi? Cevap yok mu dede? Baban nasıl biriydi? Şimdi sırası mı oğlum? Bak deden yorgun. Hem sana kaç kez anlattım babanı. Sen karışma anne. Ben dedemi sordum. Baban nasıl biriydi dede? O itin, o hergelenin... Baba o... lütfen! O hayvan iç şoförün arabası çarpmamış olsaydı. Baban şimdi yaşıyor olacaktı. İyi bir adamdı baba. Tabii ben annen kadar tanımam. Zaten pek görüşmeye fırsat olmadan öldü gitti zavallı. Peki nereden aklına geldi bu oğlum? Öğretmen ödev verdi. Herkes babasını anlatan bir ödev yazacak. Ben ne yazacağım bilmiyorum. Söyle yavrum. Dinle bak, okuyorum. Oğlum bir aydır bitiremedin şu ödevi. İyi hadi oku bakalım. Babam iyi bir insanmış. Dedemin dediğine göre ben küçükken iti ola it adamın biri yolda giderken babama çarpmış. Dedem ölmüş gitmiş zavallı dedi. Bir de annen daha iyi tanır dedi. Anneme hep soruyorum, cevap vermiyor. Resmi yokmuş. Ben iyi insan olan babamı hiç görmedim. Ödev bu kadar. Tamam. Ben sana babanı anlatacağım. Hadi yaz bakalım. Thank you.
olsun Hasan abi. Sağ olasın. Hasan abi geliyor. Ay Hasan abi. Geçmiş olsun abi. Sağ olasın. Geçmiş olsun abi. Sağ olasın. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Abi şu gazeteye bir göz iliştir hele. Ne bu? Hayırdır Beko? Dün geldi koğuşa. Bildiğin ilim İrfan Hoca'ymış. Hiç uyanmadık kardeşim. Bizi gardiyanlar da uyandırmadı hiç. Nesine uyanacaksın? Hani şimdi düşününce kendince bir heybeti var dayının da. Gel hele. Bir yanına varalım da halatı soralım. Hadsizlik olmasın. Madem durum buymuş. Abi. Ben derim önce şu Oxford Necdet'e bir soralım. Ayrıntılı havadis alalım da öyle boş kafayla gitmeyelim. Kafalı adamla konuşması çakal çukal tayfasıyla laf döndürmeye benzemez. Kafa edip kepaze olmayalım sonra. O çocuk çok gazete kitap okur. Malumat vardır bu işten. Doğrusun Beko kardeş. Öyle edelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeşim kimdir bu adam? Bir deyiver hele. Lafı sözü dinlenir, dini bütün alim adammış bildiğim. Kelamın hakkını konuşunca irticacı damgası vurup yüklenmişler her taraftan her daim gemisini yürütenler. Devletin altına dinamit koyuyor filan terane sürmüşler piyasaya ısıtıp ısıtıp. Kitabını uyduramayınca da sahte dilli yerleştirip minareye kılıf uydurmuşlar. Neymiş? Çeteyle ilişki kurmuşmuş filan. Bilinen numaralar işte. Yahu akıl kâr iş mi? Koca devleti bu adamı dinamit deyip havaya uçuracakmış yani. Buna bizim saf garip Ali bile inanmaz. Devlet bu arkadaş. Sopa borusun. En çok da şu hoşuma gitti bak dinle. Gazeteci soruyor. Adi suçlular koğuşunda yatacaksınız. Hayatınızdan endişe etmiyor musunuz diye. Cevap. Niye edeyim? Onlar da bizim insanımız. Onları da bizi yaradan yaratmış. Hem belki onlardan da bazıları bizim düştüğümüz duruma düşüp iftiraya uğramıştır. Bu adam kabadayı adam kardeşler. Bizim başımıza da nimet. Yedirmeyelim. Hürmet gösterip sahip çıkalım derim. Eyvallah kardeş. Sağ ol. Buyur abi. Eyvallah. Buyur abi. Eyvallah. Selamun aleyküm hocam. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Bu ne güzel kelam. Buyurun. Hocam kusura bakma. Duruma uyanamamış arkadaşlar. Seni bilememişler. Layığınca izzet-i ikramda bulunamamışlar. Bir hataları olduysa sen alim kişisin. Cehaletlerine say. Estağfurullah. Siz koğuşa asmışsınız. Öyleydik siz gelene kadar hocam. Ama bundan öte sizin gibi bir büyüğümüzün olduğu yerde bize rajon kesmek yakışmaz. Biz rajon hakkını uygun düşerse size bırakmak isteriz. Benim sözüm geçer mi burada efendim? Bu rajon kesme işleri biraz hani kabadayı işi değil mi yani? Bir bilek kuvveti istemez mi? Geçer hocam geçer. Sen orasını merak buyurma. Senden kabadayı adam mı var bu koğuşta hocam? Koca devlet tırmış senden. Burası adi suç koğuşu. En kabadayısın vukuatın olacak ki. Ben de adi suçluyum şu anda ya. Seninki dümendenmiş hocam. Biz öğrendik o işi. Siyasiden yamayamayınca delil uydurup katı kuleye dökmüşler işi. Seni içeri alıp ezmek için. Lakin
Sen bunlara pabuç bırakacak adam değilsin. Yemez bu tezgah. Er geç çıkar ortaya işin aslı. Beni itibarsızlaştırmak istiyorlar. Bakın alim sayıp onca itibar ettiğiniz kişi ne fani işler çeviriyor demeye getiriyorlar. O hesap tutar mı bilmem ama evdeki hesapların çarşıya uymadığı kısmı da olmuş bu işin hocam. Ne gibi? Müdür hocam, müdür. Tutuşmuş. Bu adam burada rahat durmaz. Mahkumun aklını çeler. Allah Allah. Ne demeye gönderir devlet bunu buraya? Siyasi hesasaymış ya diye sızlanıp duruyormuş sabah akşam. Bak şu Allah'ın işine hocam. Ben şimdi haklı haksız üç adamın canını almışım. Devletin adamı beni sallamıyor da senin gibi bir muhteremden tırsıyor. Ya bu Allah'ın işi değil delikanlı. Bu kul işi. Allah'ın işi akla mantığa abes olmaz. Neyse hocam. Müdür bile senden tırsığına göre koğuş ağasının kim olduğu belli oldu. Kabul buyur. Artık uygun görürsen. Madem sizi öyle uygun gördünüz, bize de naz etmek yakışmaz. Toplayalım koğuştaki arkadaşları. İstişare edip kendi aramızda bir görev dağılımı yapalım. Böylece işleri yürütelim ha? Ya değerli hocam, seninle akıl tokuşturmak haddimiz değil. Ama bu mahkum milletiyle istişare şeyine falan girerseniz işin sonu kepazeliğe varır derim ben. Endişe etme. Hazreti Hamza'ya mızrak vuran vahşi bile hak kelam karşısında nedamet getirip iman yoluna girmiş. Bunlar vahşiden de mi vahşi? Ha? Hak kelamı hakkınca anlatılınca anlaşılır elbet. Vallahi anlarlar deyip kefalet altına giremem hocam. Neme lazım? Eyvallah hocam. Sen öyle diyorsan başım üstüne. Topla milleti Beko. Ya Hasan abi. Topla Beko. Eyvallah abi. Ve başlamışlar eşeğin üzerine toprak atmaya. Her toprak attıklarında ne olmuş biliyor musun? Eşek silkelenip kuyudan yukarı çıkmış. Böylelikle de özgürlüğüne kavuşmuş. İyi geceler yavrum. Hadi bakalım. Anne. Efendim yavrum. Babanla niye hiç resmi yok? Sana daha önceden de söyledim ya, vardı kayboldu. Nasıl kaybolur anne? Babamı sevsen resmini kaybetmezdin. Ne alakası var şimdi bunu sevmekle yavrum? Taşınırken kaybolmuş işte. Okulda bütün arkadaşlarımın babasının resmi var. Öksüz Ziya'nın bile var. Benimse ne babam var ne de resmi. Ama senin de deden var. Hem hepimizden çok seni seviyor. Yarın babalar günü ama. Herkes babasına hediye alacak. Ben ne yapacağım anne? Sen de o zaman yarın dedene bir hediye alırsın. Olur mu ki? Neden olmasın? O bizim hem babamız hem dedemiz değil mi? Evet. Sağ olsun Hasan kardeşimiz. Âli cenaplık edip koğuş ağalığını bu ben fakire layık gördü. Yani hepimiz bir şekil buraya gelmişiz değil mi? Yani kimimiz elini kana bulamış. Kimimiz hakkı olmayana el uzatmış. Kimimiz belki iftiraya uğramış. Ama burada bulunduğumuz sürede insanca, hakça yaşamamıza engel değil bu. Ya ben bu koğuş ağalığı işinden pek anlamam açıkçası ama yani bu yüzden bir istişarede bulunalım dedim. Aramızda görev dağılımı yapalım. Hep birlikte yönetelim bu koğuşu ha? Ne yapacakmışız? İstirahat mı yapacakmışız? Yok la, istihareye yatacakmışız. Öyle dedi. İstihare ne oğlum? Rüya şeysi oğlum. Niyet edip öyle yatıyorsun yatağa? Niyetine göre de rüya görüyorsun ha. İşte. Ha. Ya andaval andaval konuşup durmayın lan. İstişare diyor adam. İstişare ne ki? İstişare şey işte. Ha. Öyle muhabbet, sohbet gibi bir şey. Kesin tatavaya dinleyin adamı.
Kesin lan! Mahkuma çok gülmek yaramaz. İçerideki adam çok gülerse dışarıdaki yakını çok ağlayacak demektir. Hocam buyurun, sizi dinliyoruz. Ne dersin Hasan? Ben bu koğuş ağlı işini becerebiliyor muyum ha? Vallahi hocam, kafam karışmalı değil olup bitene. Biz kör değneğini beller gibi bellemiştik bir nizam, götürüyorduk. Sen alim adamsın. Aklın değişik çalışıyor elbet. Ama bu senin usulünün sonu nereye varır bilmem. Olmadık adamlara olmadık görevler verdin hocam. Yani kafan yatmadı senin bu usulü öyle mi? Yatmadı değil de değerli hocam, ne bileyim. Şimdi sen mesela hapusun en namlı hırsızına koğuşun emanet kasasını teslim ettin. Kediye ciğer emanet etmek gibi bir iş bu. İyi Hasan, ciğerin değerini kediden iyi kim bilecek? Kedinin elinden ciğeri çekip almak kolay mı? Çalmanın her yolunu bilen adamdan kim, neyi, hangi yolla alacak? Ha? Hem adam hayatı boyunca hep kapan olmuş. Bir de kaptıranın yerine geçsin ki halden anlasın. Bakarsın aklı başına gelir de tövbekar olur, hidayete erer. Hocam ben birilerinin senden neden kurtulmaya çalıştığını iyice anladım. Senin kafan da ahlakın da başka türlü. Sen çok dümencinin rotasını bozup teknesini karaya oturtursun bu usullerle. Ondan senin bu başına gelenler. Bana itimadın var mı Hasan? Estağfurullah hocam. O nasıl kelam? Ben bu hayatta babama güvenmedim sana güvendiğim kadar. Öyleyse sana bir görev vereceğim. Ama itiraz etmeyip itimat edeceksin. Başım üstüne hocam. Ne buyurursan. Bundan böyle koğuşun kuşlarını da çiçeklerini de sana zimmetliyorum. Onların bakımından da sağlığından da sen mesulsun. Yapma hocam. Ben o işlerden ne anlarım? Elimden olur ecelleri. Hem ben kuştan, böcekten pek haz eden bir adam değilim. Bu dediğin olur iş değil. Yapamam ben bu işi. Öğrenirsin, seversin. Şimdiye kadar öğrenmeye, sevmeye davranmamışsındır da ondandır. Hem hani bana itimadın vardı? Ne buyursam yapacaktın? Hı? Koskoca kabadayı Hasan, sözünden dönecek mi? Hocam, tamam hocam. Vardır senin bir bildiğin. Ama bil ki iki dünya bir araya gelse bunu bana senden başka yaptıracak bir adam çıkmaz. Heh. Neredesin sen? Merak ettik. Nerede kaldın? Ne arıyorsun burada dede? Seni aramaya çıktım. Çoktan evde olmalıydın. Niye geciktin? Ne bu elindeki? Söylemem, sürpriz. Yine ne yaramazlıklar peşindesin sen? Neymiş bu sürpriz? Ha? Boşuna uğraşma, söylemem. Sürpriz açıklanmaz. Eh, hadi öyle olsun bakalım. Hadi. Dede. Dede. Gözlerini kapat, sürpriz. Ne sürpriz? Bana mı yoksa? Sana veya değil. Sen gözlerini kapat. Hadi baba. Peki, tamam. Hadi gitler açalım. Al bakayım. Thank you.
Dede, gözünü açabilirsin. Etrafına bak, ne görüyorsun? Ya benimle oynama çocuk. Ne var? Farklı bir şey göremiyorum. Ya ne gülüyorsunuz? Ya ne gülüyorsunuz? Ne var? Duvarlara bak dede, duvarlara. Aa. Hay Allah müstahakını versin. Resim desene şuna sen. Babalar günün kutlu olsun dede. Bunu kaybetmek yok ama anne. Evlat, canını sıkan nedir? Hocam, beni bu görevden alın. Neden ki? Ne güzel yürütüyorsun işte. Bir gün emanetleri biri çalacak diye çok korkuyorum hocam. İşte bunlar yüzünden gözüme uyku girmiyor. Bak ne diyeceğim. Sana bu görevi vereli ne kadar oldu? 3 ayı geçiyor hocam. Bu arada hiç hırsızlık olayı oldu mu? Olmadı. Demek ki bu görev başarıyla yürüyor evlat. Ama ya olursa? Ya olursa olacağı varmış deriz. Bir çaresine bakarız. Sen öyle yaparsın da hocam. Başka herkes benden şüphelenecek. Yalvarırım. Bu emanetleri benden alın hocam lütfen. Böyle düşünme. Biz sana itimat ediyoruz. Hadi hadi. Şimdi voltaya. Hadi. Sağ olun hocam. Sağ olun. Hocam. Ne var Hasan? Beni bu verdiğin görevden azlet. Nedenmiş o? Milletin diline makar oldum. Koca kabadayı Hasan, oldu ziraat mühendisi Çiçek Hasan deyip arkamdan dalga geçiyorlar. Hayır, biri elimde kalacak. Sonra kabahatte yine biz olacağız. Olmaz Hasan. Bir görev üstlendin, sonuna kadar vardıracaksın. Hocam öyleyse bana bu zulmü neden reva gördüğünü lütfedip söyle de neyin çilehanesini beklediğimi bileyim. Hasan, senin başına bugüne kadar ne gelmişse ani öfkeden, hiddetten gelmiş, öyle mi? Doğrudur hocam. Var öyle bir zaafımız, yalan yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabına sormuş, siz aranızda kimi pehlivan sayarsınız diye. İçlerinden biri, hiçbir erkeğin yenmeyi başaramadığı kimseyi demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olan kimsedir demiş. Anladın mı Hasan? Ha? Resulullah'ın sözünden şüphen var mı? Haşa hocam. Ne haddi mi? İşte Hasan, bizim de maksadımız seni Resulullah'ın saydığı gerçek pehlivanlar arasına katmak. Bizim sana verdiğimiz bu vazifeler, insana sabrı, meşakkatı öğreten vazifeler evlat. Öldürmeyi değil, yaşatmayı öğreten vazifeler. Burada yanlış olan ne var? Biz sana gerçek pehlivanlığı layık görmüşüz. Sen gelmiş, arkamdan şunu bunu dediler diye mızmızlanıp duruyorsun. Yakışır mı senin pehlivanlığına ha? Sen bunları dedin ya hocam. Şimdi denizin rengi maviye döndü. Ver şu mübarek elini öpeyim. Öpmüş kadar oldu. Ver hudar ol. Bir daha da böyle mızmızlanmalar için bana gelme. Sonra küllahları değişiriz. Sakin olun hocam. Hem biliyorsunuz öfke. Git lan başımdan. Git vazifenin başına. Bana öfkelenmek serbest, sana yasak. Yürü. İşte o kadar. Hadi ikile. Allahu ekber. Allah.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme enteselam ve minkeselam. Tebarek de ya Zülcelal-i Velikram. Amin. Evet. Ayrılık vakti geldi. Hadi bakalım. Avaz mı aldık? Geçmiş olsun hocam. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Allah'a emanet. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bundan sonra koğuş idaresi sende. Haktan hukuktan ayrılma ne olursa olsun. Seni mahcup edersem yüzüm yerden kalkmaz hocam. Allah utandırmasın. Amin. Hadi güle bakalım. Hocam. Avaz mı? Unutma. Beko. Allah'a emanet hocam. Çaycılığa devam. Başımla beraber hocam. Geçmiş olsun hocam. Hadi bakalım. Allah'a ısmarladık. Hocam. Emanetçi başılığa devam. Burada liseyi bitirdin ama üniversiteye de gitmeni istiyorum senin. Öpeyim hocam. Çıkınca yanıma uğur. Seni bir bankaya veznedar olarak önereceğim. Allah razı olsun hocam. Gülmeyin. Gülmeyin. Hırsızdan iyi veznedar mı olur? Çalmasını bilen çaldırmaz. Bak, Beko bile ilk öğretimi bitirdi. Bitirdim ya hocam. O da beni bitirdi. Şaka hocam, şaka. Allah razı olsun senden. Cehaletimizi kör ettin. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Allah'a emanet. Geçmiş olsun hocam. Sen de şu liseden kalan 3 dersi ver artık. Sakın ha, sakın. Öfke yok. Öfke yok. Öfke yok. Baş pehlivanlığa ramak kaldı. Sayende hocam. Öfke yok. Anneciğim, babacığım. Anne lütfen ağlama artık. Onları öyle özlüyorum ki. Ben de anne, ben de. Keşke sağ olsalardı da bu günleri görselerdi. Okulu bitirişini, işe başlayışını. Nasip anne, beni de en çok üzen ikisinin birer hafta arayla vefat etmeleri. Babamın duası kabul oldu. Nasıl anne? Anlamadım. Daha ikisi de sağken babam hep şöyle derdi. Munise, Allah korusun, sen ölünce ben de yaşayamam. Allah aynı gün benim de canımı alsın derdi. Demek ki olacaklar içine doğmuş dedemin anne. Onların hakkını nasıl öderiz bilmem. Bilsen ne fedakarlıklar ettiler. Biliyorum anne, biliyorum. Hayır yavrum, bilmiyorsun. Hem de hiçbir şey bilmiyorsun. Onların babam ve senin için yaptıkları asıl fedakarlıkları bilmiyorsun. Ve hiçbir zaman da bilemeyeceksin. Geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Eyvallah. Hocam. Geçmiş olsun Hasan. Hocam Allah razı olsun.
çok makbule geçti. İnan seni çok özlemiş. Bak, karşılama deyip öyle hemen benden kurtulamazsın. Seni eve götürmeye geldim. Ne oldu? Hiç itiraz istemem. Misafirimsin. Sağ ol hocam. Vakit geçirmeden şu bizim ailenin iznini bulayım diyorum. Tamam. Acelen ne? Bir hafta gözün gönlün açılsın. Bu arada en güzel çözüm birlikte düşünürüz. Hadi bakalım. Şimdiden söyleyeyim, öfke yok. Tamam mı? Hadi. Arkadaşlardan ne haber? Hep iyiler sayenizde hocam. Hele Beko'yu göreceksin. Adam başımıza imam oldu. Maşallah. Sizi aratmıyor maşallah. Her gün bir ayet, bir hadis ezberletiyor bize. Bak sen şu kerataya. Ama bu işler zorlu olmaz ki. Bak şimdi olmadı hoca. Sizin talebeleriniz hiç zor kullanır mı? Beko bir melek oldu adeta. Haberin var mı bilmem. Beko liseyi de bitirdi. Şaşırma hocam. Bunlar hep sizin sayenizde. Hapishane sizden sonra adeta bir huzur ocağı oldu. Yani bir okul. Hani siz söylerdiniz medrese... Medrese Yusufiye. Hah, işte dilim ucundaydı söyleyemedim. Müdür böylece sayenizde en iyi hapishane müdürleri hanesine yazıldı. Oo. Bu yüzden de Beko'ya bütün kapıları açtı. Maşallah. Bizden bu kadar hocam. Şu bizim hırsız ne yapar? Gerçekten bir bankaya veznedar oldu mu? Hem de ne veznedar oldu. Baş veznedar oldu kerata. Oğlum. Senin bir derdin mi var? Yok bir şey anne. Var var. Ama anlatamıyorsun. Yok bir şey anne. Gerçekten iyiyim. İyi, neyse. Pek inanmadım ama. Demli bir çay. Tek şekerli olsun. Buyur. Sağ olasın. Hasan. Kapıdayı Hasan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hapishane çok değiştirmiş seni Hasan kardeş. Nasıl değiştirmiş? Adam mı etmiş mesela? Yo, öyle demek istemedim. Ben bir ocağa bakayım. Hı? Otur. Sana soracaklarım var. Bizimkilerden ne haber? Yani karını falan mı soruyorsun? Hı hı. Onlar kasabadan taşındılar. Ne zaman? Onları bulup helallik istemem lazım. Peki nereye taşındılar biliyor musun? Bilmiyorum. Kimseye duyurmadan bir gece hepsi çekip gitmiş. Çok uzun zaman oldu. Kasabalı İstanbul'a gitti diyor ama kesin bilmiyorum. Hatta duyduğuma göre kayınpederinin kaynının dönmüş diyorlar. Ya. Demek öyle. Allah rahmet eylesin. Onlarla helalleşmemiz öte dünyaya kaldı desene. Çok sağ ol Muzaffer. Hadi hoşça kal. Ey Allah'ım şunun haline bak. Tevekkülü dememişler. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli diye. Hmm.
sana. Öldürürüm seni. Vedat, elini kana bulama Vedat. Bırak kızımı. Bıraktığımı da bir daha geri alma. Şimdi ben bu kızını kendi isteğimle bırakıyorum. Yavrum. Hasan. Beni dinlemezsen sonra pişman olsan da ölürüm de dönmem sana Hasan. Alt olsun dönmem Hasan. İşte Selim'in mezarı. Hadi. Selamun aleyküm ya kabir ehli. Aleyküm selam. Canına kıydığım ey masum. O neden öyle, bu neden böyle deme. Biz Allah'ın yazdığına razı olmuşuz. Yüce Rabbim yazmış işte bir kader. Sana da benim pis ellerime can vermeyi yazmış. Bana katil olmayı, elimi kana bulamayı yazmış. Sonra köpek gibi pişmanlığı. Helalleşelim istedim. Hakkını helal et. Öfkeme kapıldım. Haksız yere kanına girdim. Tatlı canını aldım. Allah'ın huzurunda hesaba çekilmeden hakkını helal et. Ey kara toprak altında hesap gününü bekleyen Selim kardeş. Ben öfkemden, geçmişte ettiklerimden tövbe ettim. Pişman oldum Selim. Çok pişman oldum. Bir daha kimseye el kaldırmayacağıma, öfkeme yenilmeyeceğime, kara nefsime uymayacağıma tövbe ettim. Annene söyledin mi Ahmet? Aşk olsun vallahi Ahmet. İnsan bu kadar da utangaç olmaz ki canım. Hadi hadi kaldır başını. Şaka söyledim. İstersen ben söyleyeyim. Sakın ha. Selma sakın öyle bir şey yapayım deme. Ne diyeceğimi biliyorum bile. Nermin teyzeciğim, pardon anneciğim. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle oğlunuz Ahmet'i kendime istiyorum. Senden her çılgınlık beklenir Selma. Vallahi yapar mı yaparsın bunu? Vallahi sen ister annene söyle ister söyleme. Ben bizimkileri söyledim bile. Ne bakıyorsun? Vallahi doğru. Ne dediler? Ne diyecekler? Onlar bana hayır diyemez ki. Bir getir de bir de biz görelim Şahmet dediler. Yok inanmam. Dalga geçiyorsun. İnanmazsan inanma. Tamam tamam küsme hemen. İnandım. Şişt, bana bak. Ben de söyleyeceğim anneme inan bana. Seni öyle çok seviyorum ki Ahmet. Senin için her türlü çılgınlığı yaparım. Bir an önce konuş da annenle. Artık bu işi nihayetlendirelim Ahmet. Tamam tamam bu akşam mutlaka söyleyeceğim anne. Bu akşam harika. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ben şöyle oturun. Buyurun, benim dinliyorum. Vefat etmiş yakınlarımın mezarı vardı. Yerlerine baktım fakat bulamadım. Size zahmet bir bakar mısınız? İsimleri neydi efendim? Vedat ve Munise. Munise Yıldırım. Vedat ve Munise Yıldırım. Beykoz Görele Köyü'nde görünüyor. Mümkünse bir kağıda yazar mısınız? Tabii. Beykoz Görele Köy Muhtarlığı'na sorarsınız. Buyurun. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Eyvallah. İyi günler. Bir bakalım. İsmi neydi? Vedat ve Munise Yıldırım. Tamam. Vedat, Zahide, Yıldırım. Ha bizde görünüyorlar. Evet. Mümkünse bir kağıda yazar mısınız? Adres mi? Evet. O kolay. Tabii. Kardeş,
Şu adresi ara, bir bakar mısın? Abi şimdi buradan düz gidiyorsun, sonra sağa dönüyorsun. Anne. Söyle yavrum. Şey diyecektim de... Bana bir kahve yapar mısın? Hemen. Sen yeter ki kahve Dur dur anne. Kahve içmekten vazgeçtim. Ben şey için... ama neyse tamam. Oğlum. Farkında mısın? Son günlerde iyice garipleştin. Yok bir şey anne. Var Ahmet. Benden saklıyorsun. Bak, söylemezsen darılırım. Hı? Ben bir kızı seviyorum anne. Ne? Ne kadar sevindim bilemezsin. Oh be, rahatladım. Dünya varmış. Kabul ettin değil mi anne? Tabii yavrum. Seni beğendiğini ben de beğenirim elbet. Annem benim. Öfke yok. Öfke yok. Öfke yok. Öfke yok. Beni ne zaman tanıştıracaksın onunla? Yarın gece. Yok yok hemen. Oğlum benim acelem yok. Yarın ola hayrola. Yarın gece getirirsin. Ama yarın gece çok geç anne. Yarın öğlen yemek saatinde görüştürsem seni onunla. Olmazsa yarın izin alırım. Ne olur kırma beni anne. Peki peki tamam. Nerede buluşalım seninle? Hani her zaman buluştuğumuz bir park vardı ya. Orada. Heykelin önünde. Tamam mı anne? Seni orada bekleyeceğim. Tamam oğlum. Olacaktı ya Hasan Efendi. Haksız yere kapıya koyduğun kadın sonsuza kadar seni bekleyecek değil ya. Haklı. Haklı da yine de sinmiyor içime. Ben çıktım, geçiyorum parka. Orada görüşürüz, tamam mı?
heykelin önündeyim. Tamam, geliyorum şimdi. Tamam hayatım, bekliyorum. Görüşürüz. Geldin anneciğim. Benim. Anne bak Selma. Merhaba teyzeciğim. Selma bak anne. Nasılsınız? Sağ ol yavrum, iyiyim. Güzel yavrum. Anne sen otur şöyle. Biz Selma ile şuradan büfeden bir şeyler alıp gelelim. Tamam mı? Peki. Ben açım. Siz de acıkmışsınızdır herhalde. Evet. Tamam yavrum. Hadi Selma. Annen çok şekermiş. Öyledir benim annem. Beni annenle tanışır tanışmaz yalnız bırakmadı. Sağ ol. Çok heyecanlandım. Kesin bir pot kırardım. Ben de heyecanlandığını gördüğüm için gel dedim zaten. Ne arıyorsun burada? Bizi nasıl buldun? Kolay olmadı. Korkma. Kötü bir niyetim yok. Sadece babandan, annenden ve senden helallik almaya gelmiştim. Ama onlar rahmete kavuşmuş öğrendiğim. Onlarla artık orada helalleşeceğiz. Sen de hakkını helal eder misin? Bilmem. Öyle büyük acılar yaşattın ki bana, aileme. Affedilir gibi değil, değil mi? Haklısın. Umarım bir gün kalbin yumuşar da... Neyse. Evlenmişsin ha? Oğlun olmuş. Demin anne diye seslendi sana. Oradan anladım. Aslan gibi delikanlı maşallah. Yanındaki de sözlüsü galiba. Yakışıyorlar birbirlerine. Mutlu olsunlar. Sen de hep mutlu ol inşallah. Bence annem seni çok sevecek, biliyor musun? Annenin yanında biri var. Anne. Anne ne oldu, niye ağlıyorsun? Kim bu adam? Kötü bir şey mi dedi yoksa sana? Kötü bir şey yok oğlum. Telaş etme delikanlı. Demin düştüm de anneniz yardımcı oldu sağ olsun. Belli ki hassas biri. Durumum onu üzdü. Böyle olmasını istemezdim. Yanlış anlaşıldıysam kusura bakmayın. Özür dilerim hepinizden. Ben gideyim. İyi günler. Durun. Kusura bakmayın. Yanlış anladım. Biraz ters davrandım. Kusurlu bir şey yok delikanlı. Annene böyle sahip çıkman gurur duyulacak bir şey. O çok iyi bir insan belli. Ona hep böyle sahip çık olur mu? Her zaman. Evet.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, öfkeden sakınınız. Öfke bir köz parçasıdır. Görmez misiniz ki biriniz öfkelendiği zaman gözleri nasıl kızarır? Boyun damarları nasıl şişer? Mümin biri öfkelendiği zaman ayakta ise otursun. Oturuyorsa uzansın. Hasan! Anne! Kim bu adam? Anne, sana diyorum, kim bu adam? O senin baban. Oğlum. Baba.